Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Sayın Önder Aksakal'a konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Değerli hemşehrilerimiz, şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici'yi kürsüye davet ediyorum. Buyurun efendim. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, kıymetli bakanlarım, siyasi partilerimizin kıymetli genel başkanları ve siz Battal Gazi'nin, Somuncu Baba'nın torunları, yüreği vatan millet, din devlet, ezan bayrak sevgisiyle yanıp tutuşan kıymetli Malatyalı kardeşlerim, hepinizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle, muhabbetle ve Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Selamun aleyküm. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti sizlerin üzerine olsun. Ramazan-ı Şerif'in son haftası içerisindeyiz. Rabbim mağfiretinden, bereketinden istifade edenlerden eylesin. Şimdiden pazartesi günü idrak edeceğimiz mübarek Kadir gecenizi de ve ondan sonra karşılayacağımız Ramazan bayramınızı tebrik ediyorum. Size, ailenize, Malatya'mıza, ülkemize, Türk ve İslam coğrafyasına hayırlar getirmesini Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, 6 Şubat'ta büyük bir afet, 100 yılın depremini yaşadık. Öncelikle tekrar geçmiş olsun diyorum. Biz de biliyorsunuz ikinci gününden itibaren bölgedeydik, buradaydık, Malatya'daydık. Hayatını kaybeden kardeşlerimize, vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Sizlere başsağlığı ve sabır diliyorum. Hala şu anda hastanelerde tedavi gören binlerce vatandaşımıza da Yüce Rabbim'den acil şifalar niyaz ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, bugün hem deprem konutlarının temel atma töreni hem de biten afet konutlarının teslimi, yani anahtar teslimi için buradayız. Öncelikle hayırlı olmasını diliyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen kıymetli bakanımıza ve TOKİ başkanımıza, diğer kurum başkanlarımıza, genel müdürlerimize, eşçisine, mühendisine, herkese şükranlarımı sunuyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar diyorum. Kıymetli kardeşlerim, her zorluğu olduğu gibi bu zorluğu da birlikte aşacağız. Biz birbirimize inandığımızda, biz birbirimize güvendiğimizde ve kenetlendiğimizde Allah'ın izniyle başaramayacağımız hiçbir şey, aşamayacağımız hiçbir zorluk olmayacaktır. Kıymetli kardeşlerim, 14 Mayıs'ta iki seçimi birlikte yaşayacağız. Hem Cumhurbaşkanlığı seçimi hem milletvekili seçimi. Bizler Cumhur İttifakı olarak birbirimize inanmışız, kenetlenmişiz. Bizim gayemiz ilahi kelimetullah. Bizim gayemiz bu büyük Türk devletinin varlığını dünya var oldukça baki kılmak. Bizim gayemiz ülkemizin bütünlüğünü muhafaza etmek. Ve bizim gayemiz siz kıymetli vatandaşlarımızın istikbali, istiklali, refahı ve zenginleşmesini, mutluluğunu ve huzurunu sağlamak. İnanarak birlikte yola çıktık. Ve inanıyorum ki Cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci turda saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar seçeceğiz. Malatya bugüne kadar hep Cumhur İttifakı'na büyük güç verdi. Bundan sonra bu gücün de artarak devam edeceğine inanıyorum. Elbette ki milletvekili seçiminde de yine Cumhur İttifakı partilerimiz sizlerin vereceği oyla mecliste çoğunluğu sağlayacak ve yürütmeyle yasama uyum içerisinde Türkiye'yi başarıdan başarıya koşturmaya devam edecek. Ne yaparlarsa yapsınlar, Türkiye yüzyılını engelleyemeyecekler, Türk aslına engel olamayacaklar, Türkiye'nin kalkınmasına, büyümesine set vuramayacaklar. Bu duygu ve düşüncelerle siz kıymetli Malatyalı kardeşlerimi ve ekranları başında bizi izleyen vatandaşlarımızı bir kez daha saygıyla, muhabbetle selamlıyor, hayırlı olsun, mübarek olsun diyor. Cümlenizi Yüce Yaradan'a, Cenab-ı Hakk'a emanet ediyorum.